radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Bozkır'daki Umut. Yazan Ayhan Arabacı. Dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar: Osman Emmi, Alpay İzbırak, Mehmet Çavuş, Ahmet Türkoğlu, Hatçı Ana, Ayça Önal, Adnan, Murat Atak, Leyla, Adviye Öztürk, Mustafa, Cem Emüler, Selami, Cahit Çağran, Altan, Eray Eserol, Hediye, Serpil Çağran, Ali Bey, Ali Hürol, Gazi Dayı, Fikret Ergin, Burhan, Osman Nuri Ercan. Mehmet Çavuş, senin emektar minibüs bu yollara iyi dayandı. Sen onu bir de bana sor Osman emmi. Bu taşlı yollarda gidip gelmek ömrümü çürüttü valla. Ali Bey, belediye başkanı seçilirse bu yola asfalt döktürecek. Boşver, inanma. Yıllardır her gelen aynı şeyi söyler durur. Lakin verdiği sözleri de çabucak unutur. Bu ilçe kadersiz Hatçana. Adını boşuna dertli yayla koymamışlar. Öyle deme Mehmet. Ali Bey Ankara'ya ta bakana telefon edip demiş ki, bak arkadaş, ben başkan seçilir seçilmez dertli yayladan kente kadar bütün yollarımızı hemen asfaltlayacaksın. Yoksa adaylığımı rakip partiden koyarım ona göre. Helal olsun be, erkek adammış doğrusu. Ah benim temiz yürekli Osman emmim, demek sen de inanırsın. Rahmetli başkan da çok söz vermişti ama ne yaptı? Hı? Hiç. Yok yok, Ali Bey yaptırır. Hem dertli yaylaya bir çivi çakılsa en çok ona yarar. İlçenin yarısı onun malı. O daha deriyi görmeden paçayı sıvamaz. Seçimi kazanacağı ne malum? Neden kazanmasın? Karşısında dişine göre aday mı var? Belli mi olur? Bakarsın son anda biri çıkıverir. Yok be Mehmet, kim cesaret eder? Ali Bey adamın rızkını keser. Yani? Sen neden konuşmazsın? Başını mı ağrıttık yoksa? Hem seni daha önce hiç görmedim. Kimlerdensin? Nereden gelir, nereye gidersin? Dertli yaylaya gidiyorum. Tayinim oraya çıktı da. Ziraat memuru musun? Yok hayır. Lise müdürlüğüne atandım. Aman, atanacak başka bir yer bulamadın mı? Senin de çekecek çilen var herhalde. Neden? Buranın nesi var ki? Nesi olacak? Hiç. Hiçbir şeyi yok. Mehmet Çavuş doğru söyler evlat. Buranın ilçe olduğuna bakma. Orman köylerinden bir farkı yoktur. Ne iş ne aş. Velhasıl kepazelik diz boyu. Evet işte geldik. Hadi geçmiş olsun. Yapma Mehmet'im. İlçeye kadar götürüver bizi. Bu çamurda onca yolu nasıl yürürüz? Kusura bakma Hatça Ana. Bu yola giremem. Arabanın bir tarafı kırılırsa ne yaparım sonra? Ha? Zaten kazandığım 3 kuruş. Hadi çavuşum. İnat etme de bırakıver. Hem bak müdür bey daha misafir sayılır. Olmaz ha? Dedim emmi, ısrar etme.
Müdür bey de buranın çilesine katlanmayı öğrenmeli. Hadi müdürüm. Bu adam Nuh dedi mi peygamber demez. Bavulunu ver de düş önüme. Nereden tayin edildin beyim? Ankara'dan. Evli misin? Hayır. Merakımı hoş gör müdürüm. Yaşın epey ilerlemişe benzer. Neden bu zamana kadar evlenmedin? Nasip Osman emmi. Nasip. Doğru. İnsanın bahtı kapalı olursa elden ne gelir? Kim bilir? Belki de kısmetin burada açılır ha? Ne dersin? Bilmem. İşte geldik. Senin yerin burası. Lise binası karşında. Yardımlarınız için teşekkür ederim Osman emmi. Yerleşir yerleşmez bir çay içmeye beklerim. Sen hele bir yerleş de inşallah gelirim. Hadi hoşça kal. Güle güle Osman emmi. Güle güle. Aman Allah'ım. Şu manzaranın güzelliğine bak. Göz alabildiğine orman. Sanki cennetten bir köşe burası. Yo beyefendi. Lütfen manzaranızı tutumlu kullanın. Anlamadım. Neden? Neden olacak? Burada görebileceğiniz tek güzelliği ilk günden tüketirseniz hayat tümden çekilmez olur. Nasıl yani? Boş ver. Zamanla anlarsın. Ha sahi benim adım Mustafa. Nüfus memuruyum. Siz de lisemize yeni atanan müdür olmalısınız. Evet. Ama nereden bildiniz? Uzun zamandır bekleniyordunuz ilçede. Lise binasının önünde bavuluyla çevreye bakınıp duran temiz giyimli adam müdür bey olsa gerek diye düşündüm. Yanılmamışsınız. Beklediğiniz kişi benim. Adım Adnan. Aramıza hoş geldiniz Adnan bey. Akşama Deküm'de görüşürüz. Deküm mü? O da nedir? Dedikodu üretim merkezi. Buradaki tek lüksümüz. Orada ilçenin tam kadro protokolünü ve tüm dedikoduları bulmak mümkündür. Şaka bir yana, akşamları bir araya geldiğimiz tek lokalimizdir orası. Peki Mustafa Bey, peki. Akşam görüşürüz. Bakın gazetede ne yazıyor Hediye Hanım? Ocakta memura %20 zam vereceklermiş. Bu hayat pahalılığında %20 zam neye yarar ki şefim? Allah şehirde yaşayanlara yardım etsin. Yok arkadaş yok. Yetti gayrı. Kararımı verdim. Asker arkadaşıma istediği parayı yollayıp Almanya'ya gideceğim. Bu 3 kuruş maaşla ne çocuk okutulur ne de karın doyar. Aman şefim 20 bin markı nereden bulacaksın? Hem buldun diyelim. Elin adamına güvenip de o kadar parayı nasıl verirsin? Yo, Metin sağlam çocuktur. Askerde kardeşten yakındık. Paraya gelince gerekirse evi barkı satıp denkleştireceğim. O kadar iyi arkadaşsa seni parasız götürse ya Selami abi? Olmaz. Arkadaşlık başka, iş başka. Allah korusun bir de oturma izni alamadan Alman polisine yakalanırsan ne yaparsın? Yo. Metin bu işi yıllardır yapıyor. Gülsüm yenge gitmene razı olacak mı? Olmayıp ne yapacak? Başka çare mi var? Merhaba arkadaşlar. Ben yeni müdürünüz Adnan. Affedersiniz, geldiğinizi duymadık da. Önemli değil. Ders saati dışında geldiğim için öğretmenlerle tanışamadım henüz. Bari bürodaki arkadaşları göreyim dedim. Benim adım Selami efendim, büro şefiyim. Bu arkadaşımız da Hediye Hanım. Okulumuzun daktilo işlerine bakar. Memnun oldum arkadaşlar. Okulumuzun durumu nasıl? Bir sıkıntınız var mı? Olmaz olur mu müdür bey? Lisemizin hali işler acısı. Neden? Koskoca okulu
4 öğretmenle idare ediyoruz. Ne diyorsun? 4 öğretmenle koca lise nasıl idare edilir? Matematik öğretmeni fiziğe, kimya öğretmeni biyolojiye girerse, felsefe ve edebiyat dersleri de boş geçerse... Peki kaymakamı durumdan haberdar etmediniz mi? Etmez miyiz? Tabii ki ettik. Ne oldu? Kaç kez bakanlığa yazıldı, çizildi, öğretmen istendi. Ama her atanan öğretmen göreve başlamadan bir yolunu bulup geri döndü. Anlaşıldı mesele. Üzülmeyin müdür bey. Böyle gelmiş, böyle gider. Hayır efendim. Böyle geldiyse böyle gitmemeli. Hayır, böyle gidemez. Allah Allah. Şimdi biz ne dedik de böyle birdenbire celallendi? Seni de görürüz. Pes edeceğin gün yakındır Adnan Bey. Şşt, geliyor. Selami Bey, lisenin felsefe derslerine ben gireceğim. Gereken işlemleri yaparsınız. Emredersiniz müdürüm. Derhal hallederim. Bu adamdan çekeceğimiz var vallahi. Allah Allah. Nereden buldular bunu başımıza? Neyse canım. Ben nasıl olsa Almanya'ya gidiyorum. Siz başınızın çaresine bakın. Çekecek olan sizsiniz. Aman Selami abi. Ne çektirecek? Yakında muma döner. Yeni müdür ya. Havası biraz da ondan. Benden söylemesi. Bak, bu diğerlerine pek benzemiyor. İşte geldik. Bizim meşhur lokal burası. Nasıl, beğendin mi? Bilmem ki Mustafa Bey. Fena bir yere benzemiyor. Bak dostum. Önce şu sizli bizli konuşmayı bırakalım. Bana Mustafa de yeter. Zaten burada istesek de istemesek de samimi olmak zorundayız. Peki. Nasıl istersen öyle olsun Mustafa. Şöyle. Bakalım bu akşam günün dedikodusu ne? Gel. Gel şöyle oturalım. Ne içersin? Çay. Ahmet, bize iki çay al. Şimdi anlat bakalım. Ne yaptın da buraya sürdüler? Anlamadım. Hadi canım, tabii ki anladın. Herhalde dertli yaylaya terfiyan gelmedin. Evet, terfiyan geldim. Ne var bunda? Çok şanssız adammışsın be arkadaşım. Bak Mustafa, lafı ağzında geveleyip durma. Ne demek istiyorsan açıkça söyle. Daha açık ne söyleyeyim? Burada amir olsan ne olur, memur olsan ne olur? İnsan hep kendi rahatını düşünerek bir yere varamaz ki. Ben devlet memuruyum. Devlet de beni bu insanlara hizmet için görevlendirdi. Olay bu kadar basit. Yapma dostum. İnsanların senden bir şey istediği yok ki. Onlar bilgisizliği yaşam tarzı olarak seçmiş bir kere. Ne demiş filozof? Bilmek acı çekmektir. Daha iyi ya. Mesleğimi icra edebileceğim bundan daha iyi bir yer nerede bulabilirdim? Bahse girerim. Birkaç ay sonra bu düşüncelerinden eser kalmayacak. İyi akşamlar beyler. Böyle hararetli hararetli ne tartışıyorsunuz? Sayın ha? Belediye başkanım, buyurun, şeref verdiniz. Dur hele Mustafa, daha seçimler olmadı. Aman efendim, kimin şüphesi var? Sizin için seçim formaliteden ibaret. Karşınızda kimse aday olmaya cesaret bile edemez. Öyle deme Mustafa. Memlekette haddini bilmeyen çok. Sizi lisemizin yeni müdürü Adnan Bey'le tanıştırayım. Hoş geldin müdür bey. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Sağ olun. İlçemizi nasıl buldun? Bir sıkıntın var mı? Bilmem ki. Dağları taşları zümrüt gibi yemyeşil. İnsanın içine huzur veriyor. Fakat insanları... Ne bileyim, hepsinde bir bezginlik, bir karamsarlık alıp yürümüş. İnsanları da iyidir. Laftan sözden anlarlar. Bilmem ki. Sanki üzerlerine ölü toprağa serpilmiş gibi. Takma kafana müdür bey. Hem senin milletle ne işin var? Ne halleri varsa görsünler.
Affedersiniz müdür bey, sizinle biraz görüşmek isterdim. Tabii, buyurun. Bak heleden size. Sen daha ne yüzle dolaşırsın buralarda ha? Bizim elimiz yüzümüz temizdir Ali bey. Siz kendinize bakın. Ne oluyor beyler, mesele nedir? Boş ver Adnan bey, önemli bir şey değil. Öyle ya, boş versin. Biz Allah kulu değiliz. Unutma Ali bey, senden büyük Allah var. Elbet bir gün sana da bu zulmünün hesabını soran çıkar. Git işine be adam. Şimdi elimden bir kaza çıkıyor. Beyler, beyler. Lütfen ne olup bittiğini bana da anlatır mısınız? Şimdi sırası değil Adnan. Hadi Gazi dayı, sen var evine git. Yarın müdür beyle makamında görüşürüz. Hadi babacığım, gözünü seveyim, evine git. Evet amca, yarın sabah sizi bekliyorum. Allah razı olsun evlat. İnsan birine benzersin. Evet Ali Bey, mesele nedir? Ne meselesi? Benimle görüşmeye gelen birini böyle kovduğunuza göre çok önemli bir sebebiniz olmalı. Canım. Bunun bir kızı var. Bizim lisede ücretli öğretmenlik yapıyordu. Edebiyat öğretmenliği. Görevden aldırdım onun için. Size ricacı geldi besbelli. Bunca öğretmen açığı varken hazır öğretmeni neden ve hangi yetkiyle görevden aldırtırsınız? Namus meselesi müdür bey. Çocuklara kötü örnek oluyordu. Yetkiye gelince Allah'a şükür biraz olsun hatırımız sayılır. Azıcık da çekinirler bizden. Sizi bu kadar kızdıracak ne ahlaksızlık yaptı öğretmen hanım? Müdür beyimiz meseleye iyi merak sardı. Bari anlatıver Mustafa. Yok yok, siz her şeyi daha iyi biliyorsunuz. Siz anlatın. Peki öyle olsun. Bak beni iyi dinle müdür bey. Buranın halkı namusuna, şerefine pek düşkündür. Bu Leyla denen kız insanımızın bu değerlerini hiç mi hiç önemsemedi. Ne yaptı ki? Ne yapacak? Gece evinden adam çıkartırken yakayı ele verdi. Ne mal olduğunu herkes anladı. Belki olay sandığınız gibi değildir. Hiç araştırdınız mı? Ne amaçla böyle bir şey yaptığı kanıtlandı mı? Nesini araştıracaksın? Yaptığı gün gibi ortada. Herkes biliyor. Yapmayın beyefendi. Bu sözleriniz belediye başkanlığına aday olmuş birine hiç yakışmıyor. Bak müdür bey. Seni adam bildik, masana oturduk. Hoş geldin dedik. Lakin bunun değerini bilecek biri değilmişsin. Ayrıca şunu unutma ki ben yaşadığım sürece o kız bu ilçede öğretmenlik yapamaz. Buna siz karar veremezsiniz Ali Bey. Böyle bir yetkiniz yok. Neyse canım, kapatın artık bu konuyu. Hadi bir şeyler içelim. Ya Mustafa, bu masada daha fazla kalmak bize yakışmaz. Yazık ettim müdür bey, yazık. Benimle düşman olmak sana bir şey kazandırmaz. Halbuki dostluğum çok işine yarardı. Siz dostluğunuzu değil, dalkavukluğunuzu teklif ediyorsunuz. Yok, o bana göre değil. Sen bilirsin. Gayrı olacaklardan ben sorumlu değilim. Başım, ben sorumlu değilim olacaklardan. Ne yaptın sen? Daha ilk günden başını derde soktun. Boş ver. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Öyle deme, nüfuzlu adamdır. Burada rahat etmek istiyorsan mutlak iyi geçinmek zorunda olduğun bazı adamlar var. Ali Bey de bunlardan biri. Buraya rahat etmeye değil, görevimi yapmaya geldim. Yapacağın ne ki? Gördüğünde aman efendim bugün dünden daha haşmetlisiniz de bu ona yeter. Hayır Mustafa, bunu yapamam. Toplumda herkes birbirine ahlak ve yasalar nispetinde bağlıdır. Hiç kimse bir diğerinin efendisi olamaz. Unutma dostum, insan ne köle olmalı ne de despot. Ey ağzını seveyim beyim. Bu köhne hanede bir gün böylesi bir hoş sedanın aksedeceğini rüyamda görsem inanmazdım. Adnan Bey, lütfederseniz gönlüm masanızın bir köşesine ilişip engin erdeminizden yararlanmak isterim. Rica ederim efendim. Buyurun lütfen. Adım Burhan. Ama herkes deli doktor der bana. Geldiğinizden beri kulağım masanızdaydı. Sizinle tanıştığıma memnun oldum Burhan Bey. İnanın benim memnuniyetimin yanında sizinki hiç kalır. Öyle uzun zaman oldu ki sizin gibi insan biriyle sohbet etmeyeli. Ne o doktor, artık bizi insandan saymıyor musun? Yok Mustafa, yok. Elbet onu demek istemedim. Demem o ki hep insanlıktan söz ederiz ama insanca bir tavır koymaya gelince... Al işte Leyla meselesi. Bu garibe yapılan haksızlıklar karşısında hangimiz Adnan Bey kadar cesur olabildik? Şu meselenin aslını bir anlatsanıza. Ali Bey'in dediği gibi o kız gerçekten yanlış bir davranışta bulundu mu? Yalan müdürüm, yalan söylüyor. Söylesene Mustafa. Leyla'nın öyle biri olmadığını sen de söylesene.
Yok, ben bir yanlışını görmedim doğrusu. Kalkın arkadaşlar, gidiyoruz. Nereye? Leyla Hanım'la görüşmeye. Delirdin mi sen? Ali Bey bizi yaşatmaz. Bir şey yapamaz. Hadi kalkın. Vakit çok geç olmadı mı? Yarın gitsek. Hayır Mustafa. Yarını bekleyemem. Gidip Leyla Hanım'dan işin iç yüzünü öğreneceğim. Sonra da gerekirse özür dileyip yeniden göreve davet edeceğim onu. Hay sen çok yaşayasın asil insan. Yürü doktorum. Demokrasinin faziletini, devletin erdemini kanıtlamaya gidiyoruz. Seninle ölmeye gitmeyen Burhan namerttir. Sen önden buyur. Buyur ki ışığım ol. Kutsal bir savaşçı gibi dertli yaylanın korkak gecelerini aydınlat müdürüm. Bu bedbaht Burhan'a senin neferliğin en yüce ödüldür. Güzel. Lambaları yanıyor. Hala yatmamışlar. Kim o? Aç Leyla, benim. Burhan abin. Hayırdır Burhan abi bu saatte? Kötü bir şey mi var yoksa? Merak etme, kötü bir şey yok. Yeni lise müdürümüz Adnan Bey seninle konuşmak ister. Hem kapıda soru soracağına önce bizi içeri alsana. Özür dilerim. Buyurun lütfen. İyi geceler Gazi dayı. İyi geceler. Umarım rahatsız etmiyoruzdur. O nasıl söz doktor? Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bak Leyla, sana bahsettiğim bey bu. Beyefendi, babam adına sizden özür dilerim. Sizi rahatsız etmiş sanırım. Rica ederim hocam. Bilakis kendilerine ben teşekkür borçluyum. Sayesinde sizi tanımış oldum. Haksızlık ettiler kızcağızıma. Büyük haksızlık. Mesele bana yapılan haksızlık değil baba. Asıl üzüldüğüm her şeye karşın ayakta tutmayı başardığımız onurumuzun nefsimize yenik düşer hale gelmesi. Anlıyorum. Yok, anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Bakın, buraya gelmekteki amacım size yapılan haksızlığı yalnız kendi ağzınızdan dinlemekti. Sonra da göreve dönmeniz için ricada bulunmak. Teşekkür ederim ama bunu yapamam. Neden? Nedenini sen de biliyorsun Burhan abi. Dertli yayla halkı beni suçlu buldu. İnfazı da yerine getirdi. Hayır müdür bey, yeniden öyle bir durumu göze alamam. Ali bey gibiler her zaman kazanmayı bilir. Hadi Burhan, gidiyoruz. Ben hanımefendiyi gözümde çok büyütmüşüm. Sanmıştım ki karşımda yüreği bu milletin çocuklarına hizmet aşkıyla dolu bir öğretmen bulacağım. Yanılmışım. Söyleyin bana Leyla Hanım. Dertli Yayla Lisesi'nin 6 yıldır üniversiteye tek bir öğrenci bile sokamaması hiç mi onurunuza dokunmaz? Cehalet Dertli Yayla'nın onurunu ayaklar altına almışken sizin onurunuzun temiz kalması mümkün mü? Hayır Adnan Bey, haksızlık etmeyin. Tabii ki bir öğretmen olarak Dertli Yayla'yı kıskacına almış olan cehaletten ben de üzüntü duyuyorum. O zaman görevinizi yapın. Yapabileceğim bir şey yok. Buradaki yerleşik kurallarla savaşmak yel değirmenleriyle kavga etmeye benzer. Sonuç mutlaka yenilgidir. Göze alınamayan mücadele ta baştan kaybedilmiştir. Siz uzatın bana elinizi hocam. Uzatın ki Dertli Yayla'nın üzerindeki kara bulutların yalnızca düşten ibaret olduğunu size göstereyim. Bakın, elimde erdemin, adaletin, yasaların, kısaca devletin meşalesiyle geldim size. Gelin bu meşaleyle tüm karanlık sokakları bir bir aydınlatalım. Hadi Leyla, bırak şu inadı artık. Sağ olun Burhan Bey. Peki, anlatacağım her şeyi. Oh be, nihayet. Gazi dayı, bu kız meğer ne inatçıymış. Haklısın doktor, o huyu biraz rahmetli annesine çekmiş. Seni dinliyoruz Leyla. Gerçi senden en ufak bir şüphemiz yok. Ama yine de anlatman hepimiz için iyi olur. Tamam Burhan abi, tamam. Geçen yıl havaların çok soğuk olduğu bir gece yarısında kapımız çalındı. Ay. Kim o? Benim Leyla. Altan. Altan. Aman Allah'ım. Altan?
Hayırdır, bu ne sürpriz böyle? Oh, berbat bir gece. Ne oluyor Leyla? Eski bir arkadaşını gördüğüne pek sevinmişe benzemiyorsun. Üniversite bitince dostluğumuz da mı bitti yani? Hala gevezeliğinden bir şey kaybetmemişsin. Hadi geç şöyle. Kapının önünde durma, geç. Gazi amca uyuyor mu? Uyuyor tabii. Sen otur da ben babamı kaldırayım. Hayır Leyla, buna gerek yok. Zaten 1-2 saat sonra gitmem gerekiyor. Adamcağızı boş yere uyandırma. Sabah selamımı söylersin. Peki. Anlat bakalım. Gecenin bu saatinde böyle bir havada buralarda ne arıyorsun? Okul bittikten sonra bir arkadaşla yayıncılık işine girdik. Ders kitapları yayınlayıp dağıtımını yapıyoruz. Hayatımız o şehirden bu şehire sürekli kitap taşımakla geçiyor. Bu gece de Bartın'a gidiyordum ben. Dedim ki buraya kadar gelmişken Leyla'yı da bir göreyim. İyi ettin Altan, iyi ettin. Kaç yıldır görüşemiyorduk. Anlat bakalım, sen neler yapıyorsun? Ne yapayım? Bizim ilçenin lisesinde ücretli öğretmenlik yapıyorum. Neden İstanbul'da bir iş aramadın kendini? Babamı bırakamam. Onu da yanına al. Yapamam Altan, yapamam. Bu yaştan sonra büyük şehir onu boğar. Zaten günün yarısını annemin mezarı başında geçiriyor. Ona bunu yapamam. Neyse, sen yorgunsundur. Bir yatak yapayım da biraz uyu. Ha? Hayır. Dedim ya, fazla kalamayacağım. Birazdan yola çıkmalıyım zaten. Altan evden çıkarken görmüşler. Gerçeği ne kadar anlattıysam da Ali Bey'in etkisiyle kimseyi inandıramadım. Size karşı Ali Bey'in bu düşmanlığının sebebi nedir? Benimle evlenmek istiyordu. Ama o zaten evli değil mi? Beni ikinci eş olarak almak istedi. Olamaz böyle bir şey. Bana inanıyorsunuz değil mi? İnanıyorum hocam, inanıyorum. Zaten sizden hiç şüphelenmedim ki. Hayırdır şefim? Bugün çok neşelisin. Evet Hediye, evet aynen öyle. Akşam Metin'le telefonda konuştum. Yakında Almanya'ya bir grup işçi götürecekmiş. Elini çabuk tutarsan seni de onların arasına katarım dedi. İş ciddiye biniyor desene. Hem de nasıl? Parayı ne yaptın? O iş tamam, biraz önce gönderdim bile. Nasıl? Onca parayı nereden buldun? Ali Bey'e evi sattım. Yapma Selami abi. Ev satılır mı? Ne yapayım Hediye? Başka türlü onca parayı nereden bulurdum? Sonra daha iyisini alırım canım. Allah sonunu hayretsin senin. Amin, amin. Şefim. Adnan Bey'e bir görün. Sabah seni sordu. Ne istiyormuş? Üniversite hazırlık kursu açacakmış. Galiba onu danışacak. Aman, bu adamın da işi yok. Kendine iş çıkarıyor. Neyse, bir bakayım bari. Gir. Beni emretmişsiniz müdürüm. Selami Bey. Buyurun oturun lütfen. Emret müdürüm. Bizim lise yıllardır üniversiteye öğrenci verememiş. Ya maalesef. Neden peki? Bu çocukların diğerlerinden geri kalır nesi var ki? Bu yıl Selami. Bu yıl bu yazgıyı değiştireceğiz. Nasıl müdür bey? Hazırlık kursuyla. Normal müfredatı götürmeye öğretmen bulamazken... Kursu nasıl açarız? Tamam Selami. Hepsi tamam. Nasıl tamam müdürüm? Hadi felsefeye siz. Edebiyata da Leyla Hanım girdi diyelim. Fizikle biyoloji ne olacak? Her şeyi ayarladım. Komşu ilçede fizik öğretmeni bir arkadaşım var. Boş zamanlarında gönüllü olarak bizim çocuklara ders verecek. Biyoloji için de Doktor Burhan'ı razı ettik mi hiçbir eksiğimiz kalmaz. Bilmem ki nasıl olur. Olur Selami. Hem de bal gibi olur. Tamam müdürüm, ben gerekli yazışmaları yaparım. Hadi göreyim seni. Sahi, çocuklar Almanya'ya gideceğini söylüyordu. O da nereden çıktı? Doğru söylemişler. Gideceğim. Nasıl? Bir arkadaş götürecek müdürüm. Ama Selami Bey, Almanya'nın artık işçi kabul etmediğini bilmiyor musun? Biliyorum elbet, fakat arkadaşım bu işi yıllardır yapıyor. O bir yolunu bulur. Bence yanlış yapıyorsun. Yo, belki de ilk kez doğru bir şey yapıyorum.
Leyla, sen misin kızım? Evet baba, benim. Merhaba. Merhaba yavrum, hoş geldin. Dersler nasıl gidiyor? Bilmem. Şu anda çocuklar bana, ben de onlara nasıl davranacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Adnan Bey'i görüyor musun? Evet. Benim dersim onunkinden sonra başlıyor. Leyla, Adnan Bey hiç evlenmemiş mi? Bilmem. Sanmıyorum. Ha, ne iyi bir insan. Onun karısı olacak kız çok şans. Ne oldu baba? Neden içini çekiyorsun? Keşke Allah bana da Adnan gibi bir damat nasip etse. Baba. Ha, öyle deme kızım, öyle deme. Bu devirde onun gibi birine kolay rastlanmaz. Yapma baba, beni utandırıyorsun. Benim güzel kızım. Anneni kaybettikten sonra ölümden tümden korkar oldum. Sanma ki bu korku yaşama çok bağlı olduğumdan. Asıl sebep sensin kızım. Yuvanı kurduğunu görmeden ölüp seni yalnız bırakmaktan korkuyorum. Her gece Allah'a dua ediyorum. Allah'ım, Leyla yuvasını kuruncaya kadar bana ömür ver. Ondan sonra göstereceğin her günü lütuf sayarım diye. Baba, canım babam, babacığım. Bilmem ki Adnan, becerebilir miyim? Başka şansımız yok Burhan. Becermek zorundayız. Evet, biyolojiyi bilmesine bilirim de ne lisenin müfredatından ne de pedagojiden anlarım. Şimdiye kadar askerlik anılarımdan başka kimseye bir şey anlatmadım ki. Onca çocuğun gözü üstümdeyken rezil olmayalım sonra. Merak etme, çabuk öğrenirsin. Bir deneyelim bakalım. Yaşa doktor. Leyla nasıl? İyi. Sanki 10 yıllık öğretmen gibi. İyidir, onun her şeyi iyidir. Evet. Çok da güzel bir kız. Yo dostum, yoksa Leyla'ya aşık mı oldun? Aman Burhan, sen de hemen anlam çıkarma canım. Unutma Adnan, ben bir doktorum. Leyla'nın adı geçtiği zaman nabız atışlarının yükseldiğini anlamam için bileğini tutmama gerek kalmıyor. Abartıyorsun ama. Evet. Sanırım ondan hoşlanıyorum. Fakat senin söylediğin kadar olduğunu da sanmıyorum. Hayır, abarttığım falan yok. Şimdiye kadar hiç yanlış teşhis koymadım. Haklısın. Ne yapayım? Oldu bir kere. Bu yaştan sonra aşık olmak da varmış. Zavallı dostum. Felek seni bir gözleri ahoya zibun eylemiş de haberin yok. Hele o masum bakışı yok mu Burhan? Ta içime işliyor. Senin işin zor. Artık uykusuz gecelere, duygu yüklü mısralara alışsan iyi edersin. Haklısın galiba. Şu yan masadaki bizim Mustafa değil mi? Evet o. Neden yanımıza gelmiyor? Gücendirdik mi yoksa? Onun derdini bilirim. Ali Bey'le aran açıldı ya, seninle görünmekten korkar. Ali Bey korkusu bu insanların içine işlemiş. Aslında o adamı bu insanların çoğu sevmez. Fakat korkudan belli etmezler. Desene, seçimlerde karşısına kimse çıkamayacak. Ne gezer? Diğer partiler ancak göstermeli aday çıkarabilirler. Sen? Ha? Evet. Sen ne güne duruyorsun Burhan? Alay mı ediyorsun? Belediye başkanlığından ben ne anlarım? Ne ilgisi var? Ali Bey çok mu anlıyor sanki? Adnan, sen çok oluyorsun artık. Öğretmenlik dediğin kabul ettik. Fakat belediye başkanlığı... Yapma dostum. Dur, hemen karşı çıkma. İnan bana, kazanırsın. Yapma, hanımla senden başka kimse oy vermez bana. Yanılıyorsun. Sen ciddi mi söylüyorsun Adnan? Tabii ki ciddi söylüyorum. Bak, adaylık için 3 gün zaman kaldı. Peki hangi partiden aday olacağım? Bağımsız olursun. Yahu adam, sen nereden çıktın başıma? Hadi dostum, inan bana, bu iş olacak. Öyle olsun. Zaten adımız deliye çıkmış, kazanamasak da bir delilik daha yaptık der geçelim. Evet, yaşa Burhan. Merhaba Leyla Hanım. Adnan Bey, hoş geldiniz.
Öğretmenler odasında tek başınıza ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar yemeğe gitti. Ben de ders saatine kadar zaman öldürüyorum. Çocuklar her geçen gün daha iyiye gidiyor değil mi? Galiba bu yıl Dertli Yaylan'ın da üniversiteli çocukları olacak. Evet, sayenizde. Bu hepimizin başarısı olacak. Bu kadar alçak gönüllü olmayın. Siz olmasaydınız kurs açmayı kimse aklına bile getirmezdi. 5 kuruş para almadan ders veren de sizlersiniz. Eğer başarırsak onuru hepimize ait olacak. Siz yemek yemiyor musunuz? Hayır, zaten 2 dersim kaldı, evde yerim. Bak ne diyeceğim. Çarşıya inip yiyecek bir şeyler alayım. Sonra burada beraber yiyelim. Ne dersiniz? Hayır. Kusura bakmayın, bir gören olabilir. Yanlış anlarlar belki. Evet, haklısınız. Galiba haddimi aşıyorum. Hayır, onu demek istemedim. İnsanların hakkımdaki düşüncelerini biliyorsunuz. İnsanlara aldırmayın Leyla Hanım. Siz kendinizden emin olduktan sonra onlar ne düşünürse düşünsün. Keşke bu dediğinizi yapabilsem. Ama her şeyden önce babamın başını dik tutmalıyım. Peki, öyle olsun. Öğretmenler günü eğlencesine geliyorsunuz değil mi? Hayır, gelmeyeceğim. Neden? Canım istemiyor. Yapmayın lütfen. Toplumdan daha ne kadar kaçacaksınız? Orada beni aşağılayan bir tavır veya sözle karşılaşacağımdan eminim. Korkularınızı ancak onların üzerine giderek yenebilirsiniz. Hadi artık yenin şu korkuları. Daha ne kadar onların esiri olarak yaşayacaksınız? Bilmiyorum. Lütfen daha fazla üstüme gelmeyin. Kızmadınız değil mi? Sizi üzmek istemem. Tamam. Üzülmedim. Daha sahi. Size asıl büyük haberi vermeyi unutuyordum. Burhan belediye başkanlığına adaylığını koyuyor. Gerçekten mi? Bu harika bir haber Adnan. Ne dedin sen? Bir daha söyler misin lütfen? Neyi? Biraz önce söylediklerini. Bu harika bir haber dedin. Yo, o değil. Bana ilk defa Adnan dedin. Hadi Leyla. Lütfen bir daha söyle. Affedersin. Ben derse geç kalıyorum. Gelsene. Merhaba Burhan. Merhaba. Epey kalabalık değil mi? Evet ya, öyle. Leyla gelmedi mi? Hayır. Neden? Korkuyor. Öyle bir korku zırhına bürünmüş ki onu bir türlü aşamıyor. Sabır dostum. İnan bana, sevginin gücüne hiçbir zırh dayanamaz. Biraz daha sabır. Neyse. Seçim çalışmaların nasıl gidiyor? Tadı yok. Millet seçim bürosunun önünden bile geçmeye cesaret edemiyor. Galiba ikimizin de durumu aynı. İkimiz de amansız bir korkuyla mücadele ediyoruz. Ama kazanacağız. Biz yatırımımızı korkuya değil, sevgiye, nefrete değil, hoşgörüye yapıyoruz. Hey Adnan, şu gelen Leyla değil mi? Evet o. O Burhan. Geldi. Sonunda geldi işte. Bizi arıyor galiba. Hadi yanına gidelim. Leyla. Leyla, buradayız. Merhaba. Merhaba. Gelmene o kadar sevindim ki. Kız, meğer sen ne güzelmişsin. Buraya tüm kadınları çatlatmaya mı geldin? Yapma Burhan abi. Burhan haklı. Gerçekten gökyüzündeki ayın parlaklığı bile senin yanında sönük kalıyor. Sağ ol Adnan. İnan bana, çocuklar gibi sevinçliyim. Hadi çocuklar, dansa. Ben de gidip hanımı dansa kaldırayım, yoksa canıma okur. O da kim bilir hangi köşede çene çalıyorsa. Hadi dans edelim. Yapma Adnan, o kadarına hazır değilim daha. Lütfen. Bu gece senin yeniden doğduğun gece olsun. Hadi. Tut elimi. Bakıyorlar mı? Bakarlarsa baksınlar.
Umurumda bile değil. Öyle deme. Yarın kim bilir ne dedikodular çıkacak. Hadi oturalım artık. Vay sayın müdürüm. Kolay gelsin. Tebrik ederim. Hızlı adammışsın doğrusu. Daha 6 ay olmadan ilçenin en güzel kızını kafesledin. Sen sarhoşsun Ali Bey. Git başımdan. Yok kızma. Bekar adamsın. Elbette senin bir hanımla birlikte olmaya hakkın var. Bunun için Leyla da çok isabetli bir seçim anne. Leyla dur gitme. Beni bekle. Alçak. Bunun hesabını soracağım senden. Leyla lütfen beni bekle. Leyla dur diyorum sana. Bırak. Geçti canım. Tamam geçti. Üzülme artık. Sana söylemiştim. Tamam. Mutluluğu bana çok görürler demiştim. Bırak yapsınlar. Onun yanlışları bizim doğrumuzdur. İnan Ali gibiler bir gün kendi karanlıklarında boğulup gidecek. Lütfen. Sevmiyor. Kimse beni sevmiyor. Hayır yanlış düşünüyorsun. Seni seven öyle çok insan var ki. Baban, Burhan, sonra dertli yaylanın bütün namuslu insanları. Hem sonra seni deliler gibi seven, hayatını sana adamaya hazır biri daha var. Ben varım Leyla. Doğru mu Adnan? Gerçekten beni seviyor musun? Evet canım. Hem de çok seviyorum. Bırakma beni. Sana çok ihtiyacım var. Ne olur bırakma beni. Bırakmam canım. Asla bırakmam. Leyla. Efendim? Benimle evlenir misin? Mahvoldum Adnan Bey. Bittim ben. Mahvoldum. Ne oldu Selami? Otur şöyle gel sakin ol. Gel. Nasıl sakin olurum? Mahvoldum. Ama siz söylemiştiniz. Yanlış yapıyorsun demiştiniz. Ne olduğunu anlatır mısın Selami? Bittim ben müdürüm. Metin kaçmış. Hiçbir yerde bulamıyorum. Boş bir hayal uğruna evden barktan da olduk. Kafama kurşun hak ettim ben. Sizi dinlemeliydim. Evi de Ali Bey'e satmıştım. Neyse olan olmuş artık. Ağlayıp sızlanmak çözüm değil. Unutma hayat devam ediyor. Ali Bey yakında bizi kapı önüne koyar. O zaman çoluk çocuk sokakta kalacağız. Yeter artık. Kes ağlamayı. Evi ne zaman boşaltman gerekiyor? 1 ay sonra. Ne yapalım? Hocam çoluk çocuk dışarıda kalacak haliniz yok ya. Sen merak etme. 1 aya kadar size bir ev ayarlarım ben. Nasıl Adnan Bey? Kira ödeyecek hal mi var bende? Kirasız oturabileceğiniz bir ev biliyorum. Kirasız mı? Nereden bulacaksınız öyle bir evi? Şimdi söyleyemem. Zamanı gelince öğrenirsin. Affet bizi müdürüm. Sizin insanlığınızı hep hafife alıp alay ettik. Bizi kendimizden utanır ettin. Ne olur affet müdürüm. Tamam tamam yeter artık. Hadi işinin başına dön. Sevgili dertli yaylalılar, beni kırmayıp davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım, sizlerle yaklaşık 1 yıldır devam eden beraberliğimiz yarın son buluyor. Yarın çocuklar üniversite sınavına, ben de yeni görev yerim olan Urfa'nın Akçakale ilçesine gidiyorum. Ama buradan Gazi dayı ve Leyla ile birlikte gidiyoruz. Evet, Leyla ile evlendim. Dostlarım,
bu bir yıl içinde hep doğru olanı, dürüstlüğü, ahlakı davranışlarıma amaç edindim. İstedim ki dertli yayladan cehaleti söküp atayım. Burada yaşayan herkese birey olma bilincini aşılayayım. Leyla'yı ayartmakta bu ahlaki davranışların içinde mi yer alıyordun müdür bey? Ali bey, siz şu an konuğumsunuz. Gider ayak ağır konuşmak zorunda bırakmayın beni lütfen. Yo, konuş, dök zehrini. Pekala. Siz ahlakın ne olduğunu bilir misiniz Ali bey? Acaba ahlak insanlara tepeden bakmak mı? Yoksa insanları çıkarlarınız uğruna kullanmak mı? Ha? Söyleyin, nedir ahlak? Hadi Ali bey, zorlayın kendinizi. Özünüzü kurcalayın biraz. Ahlak Ali bey, ahlak iyiyi istemektir. Ama herkes için. Mevkii, rütbesi ne olursa olsun hesapsız, çıkarsız iyiyi istemektir. O aynı zamanda sorumluluktur Ali bey. Topluma, insanlara, insanlığımıza karşı sorumluluktur. Evet, çirkin iftiralarınıza uğramış olan Leyla'ya yardım elimi uzatmak da böyle bir ahlaki sorumluluktu. Siz buna onu ayartmak diyorsanız ne yapayım? Artık onun takdirini dertli yayla halkına bırakıyorum. Doğru söylüyor canım. Merhaba Leyla. Günün nasıl geçti? Merhaba canım, iyiydi. Gazi baba nerede? Arka bahçede çiçekleri suluyor. Sana müthiş haberlerim var. Neymiş? Dertli yayladan mektup geldi. Aa, kimden? Kimden olduğunu mektubu sana okuyunca anlarsın. Bak iyi dinle. Sevgili dostlar, gittiğinizden beri dertli yayla bana daha bir hüzünlü gelmeye başladı. Ah çocuklar, bana bunu yapmayacaktınız. Neyse. Size buradan güzel haberler verip mektubumu kısa keseceğim. Başardınız dostlarım. Tam 3 öğrenciniz üniversiteye giriş sınavını kazandı. Bir diğer haberse dertli yaylayı kente bağlayan yolu asfaltlama işine dün başladık. Yakın zamanda bizim minibüsçü Mehmet Çavuş bu yolda homurdanarak değil türküler söyleyerek gidip gelecek. Ha unutmadan Selami'nin de size selamı var. Gazi dayının evinde çoluk çocuk huzur içinde oturuyorlar. Yakında kuracağımız bir kooperatifle inşallah onu tekrar ev sahibi yapacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Burhan Ergin, Dertli Yayla Belediye Başkanı. Not, ilçemizin adının başındaki dertli sıfatının da artık değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Güzel yaylaya ne dersiniz? Ne kadar güzel değil mi? Demek 3 öğrencimiz üniversiteye girmiş. Bu da harika bir haber Adnan. Evet canım. Burhan'ın belediye başkanı seçilmiş olması da en az onun kadar harika evet, bir haber. Evet, başardık. Başardık. Evet, başardık. En kalın korku zırhlarını sevgiyle, sabırla delmeyi başardık. Hemen gidip bu güzel haberleri babama da bildirelim hadi. Sonra da şöyle güzel bir sofra kurup zaferimizi kutlayalım ha, ne dersin? Evet, bunu hak ettik çünkü. Hadi koş, doğru bahçeye. Dur, çekme, geliyorum. Ayhan Arabacı'nın yazdığı Bozkır'daki Umut adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Ejder Akışık, yapımcı Metin Öztekin, efektör Ömer Atilla Ulaş. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.